İyi akşamlar sayın seyirciler. 29 Mayıs gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü eylem planının hayata geçirilmesi için tüm bakanlık ve kurumları harekete geçirdiklerini vurguladı. Üstel, eylem planında öngörülen adımların atılmasıyla birlikte daha öngörülebilir, yaşam standartları daha yüksek bir ülke yaratılacağını ifade ederek gençlerimize, çocuklarımıza, ulusumuza öngörülebilir, yatırım yapılabilir, refah seviyesi artmış bir ülke inşa edeceğiz vurgusu yaptı. Başbakan Üstel, artık daha fazla zaman kaybına tahammül kalmadığını söyledi. Başbakan Ünal Üstel gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazılı açıklama yapan Üstel, 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü eylem planının Faiz Sucuoğlu hükümeti tarafından imzalandığını hatırlatarak, kendilerinin de hükümet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesini amaçlayan, kapsamlı yapısal dönüşüm ve reformları içeren eylem planını sahiplendiklerini belirtti. Hükümetin eylem planını Cumhuriyet Meclisi'nin bilgisine sunduğunu kaydeden Başbakan Üstel, eylem planının içeriğindeki birçok maddenin esasını sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bürokratlarla birlikte hazırlayarak Türkiye'deki ilgili kurumlarla çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Üstel, eylem planı içerisinde yer alan bazı önemli maddeleri ise hafta başında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la konuşma ve değerlendirme fırsatı bulacağını söyledi. Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok zaman kaybettiğimizi görüyorum. Bizim artık zaman kaybedecek lüksümüz kalmadı diyen Üstel, eylem planının hayata geçirilmesi için tüm bakanlık ve kurumları harekete geçirdiklerini belirtti. Eylem planında uzun yıllar boyunca vatandaşların ve işletmelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik vizyon bulunduğunu kaydeden Üstel, planda bu sorunların çözümünde kullanılmak üzere maliyede, hazinemizde gerekli olan kaynağın oluşturulması var dedi. Başbakan Üstel, planın yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yükümlülük getirmediğini, birçok maddede anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına da yükümlülükler yüklediğini ifade etti. Eylem planında aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlı bireyler, sosyal yardım alan vatandaşlarla, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik programların geliştirilmesi ve kadının statüsünün güçlendirilmesinin yer aldığı bilgisini paylaşan Üstel, eylem planının sağlıkla ilgili bölümünde ise yıllardır halkın yaşadığı ve şikayetçi olduğu sorunları ortadan kaldıracak yatırımlar bulunduğunu anlattı. Planda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mobil iletişimin kesintisiz ve ekonomik olarak sürdürülmesine ve uygulanan tarife ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin yapılacak düzenlemeler de bulunduğunu kaydeden Üstel, planın uygulanmaya başlamasıyla birlikte halkın yıllardır yaşadığı birçok sorunu ortadan kaldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek, kısacası yaşamı kolaylaştıracak birçok adım atılacağını söyledi. Üstel, bu adımların atılmasıyla birlikte daha öngörülebilir, yaşam standartları daha yüksek bir ülkeyi birlikte yaratacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, ulusumuza öngörülebilir, yatırım yapılabilir, refah seviyesi artmış bir ülke inşa edeceğiz dedi. Kıptek ve enerji sektöründe çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Üstel, bu alandaki yapının sürdürülebilir olmaktan çıktığını, ülke ekonomisini sürekli bir şekilde aşağıya çeken, hane halkını ekonomik olarak zorlayan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir duruma geldiğini belirtti ve bunun böyle devam edemeyeceğini vurguladı. Üstel, artık bir şeylerin değişmesi lazım. Hükümetimizin uygulamaya koyacağı eylem planıyla birlikte Kıptek'in mali yapısı güçlendirilecek şekilde yeniden yapılandırılmasının sağlanması öngörülüyor. Buna kim itiraz edebilir ki? Bizim yapmak istediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısını geliştirmektir ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı yaratmanın yolunun bu adımları atmaktan başladığını kaydeden Başbakan Üstel, bugün ülkede yaşanan sorunların nedeninin zamanında atılması gereken adımların atılmaması, alınması gereken tedbirlerin alınmaması olduğunu vurguladı ve artık böyle devam edemeyiz dedi. Hedefler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel sağlık sigortası kurulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sosyal güvenlik ve sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanmasının da bulunduğunu kaydeden Üstel, buna kimin neden hayır diyebileceğini sordu ve ülkenin geleceği, çocukların yarınlarının bu konularda yapılacaklarla daha güvenli bir hale geleceğini söyledi. Üretimin öneminin dünyada yaşanan son gelişmelerle birlikte ortaya çıktığına dikkati çeken Üstel,
hükümetin uygulamaya koyacağı eylem planı çerçevesinde sanayiciler için çağdaş, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de teknik desteğe ve buradaki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan organize sanayi bölgeleri yasa tasarısını yasalaştıracaklarını belirtti. Başbakan Üstel, gayrimenkul satışlarında yaşanan sorun ve kısıtlamaların yatırımların önünü açacak şekilde iyileştirilmesinin de hükümetin yapacakları arasında yer aldığını kaydetti. Ülkemiz yatırımcılarının beklentilerine yanıt verecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz diyen Üstel, ülkeye yeni yatırımların, yatırımcıların gelmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını, var olan kısıtlamaların kaldırılacağını, böylece gençlere yeni istihdam kapılarının açılması ve ekonominin büyümesinin sağlanacağını söyledi. Ödeme sistemlerini geliştireceklerini de ifade eden Üstel, gündemde Troy Kart'ın yaygınlaştırılması, dijital liranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pilot proje olarak başlamasına ilişkin eylemlerin bulunduğunu belirtti. Finansmana erişimde zorluk yaşayan kubilere dönük proje bazlı mikro krediler sağlanmasına yönelik eylem maddesi kapsamında adımlar atılacağını ve kredi sağlanacağını da aktaran Başbakan Üstel, hedefleri arasında kamuda verimliliğin artırılması, israfın önüne geçilmesi bulunduğunu, eylem planında bu konularda atılacak adımların yer aldığını kaydetti. Din işleri konusunda yapılan eleştirilere de değinen Başbakan Üstel, anayasamızın ve bizzat Anayasa Mahkemesi'nin kendisinin Kur'an kursları ile ilgili verdiği karar şunu göstermiştir ki, anayasal düzlemde din hizmetlerinin ehil din adamları eliyle devlet kontrolü altında, daha kurumsal bir çatı altında yürütülebilmesi için kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bunu yapacağız. Bu alanda var olan sorunlara çözüm üreteceğiz değerlendirmesinde bulundu. Hükümetin temel amacının ülkede kangrenleşmiş sorunların üzerine giderek bunlara kalıcı çözümler getirmek, halkın refah ve mutluluğunu artırmak olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, bunun için de anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışacaklarını belirtti ve artık daha fazla zaman kaybına tahammül kalmadığını söyledi. Başbakan Ünal Üstel yarın Ankara'ya gidiyor. Başbakan Üstel'e Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikratoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek. Başbakan Ünal Üstel Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Üstel'e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek. Başbakanlık Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Üstel ve beraberindeki heyet yarın saat 15.35'te Ankara'ya gitmek üzere Ercan Havalimanı'ndan ayrılacak. Ankara'da resmi temaslarda bulunacak Başbakan Ünal Üstel ve heyete temaslarını tamamladıktan sonra 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.50'de adaya dönecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz'deki gazın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya gideceğini, bunun başka yolu olmadığını söyledi. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük fırsatlar ortaya çıkacağını ifade eden Erhan Arıklı, gazın Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları estireceğini ve bu gazın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ekonomik açıdan faydalar sağlayacağını kaydetti. Ardahan'ın il olmasının 30. yılı dolayısıyla Ardahanlılar Konfederasyonu'nun düzenlediği toplantıya katılan Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusuna değindi. Doğu Akdeniz gazının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesinin yolunun açıldığını kaydeden Arıklı, Amerika EastMed projesine desteğini çekince Rum-Yunan ikilisinin büyük umutlar beslediği bu projenin çöktüğünü söyledi. Arıklı, artık Rumlar Doğu Akdeniz'de tartışmalı sahalarda doğal gaz bulsa bile bu gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermekten başka şansları yok. Sadece Rumların değil İsrail'in de başka şansı yok diye konuştu. Yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük fırsatlar ortaya çıkacağını ifade eden Erhan Arıklı, gazın Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları esireceğini ve bu gazın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ekonomik açıdan faydalar sağlayacağını kaydetti. Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tatar değil de Akıncı kazansaydı, Kıbrıs'ta federasyon kurulmuş olacak, Türkiye Kıbrıs'tan dışlanacaktı. Böylece Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz hayata geçecekti. Tatar seçilince Amerika strateji değiştirdi. EastMed projesinden desteğini çekti. Biz bunun farkında olduğumuz için YDP'nin desteklemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz demiştik, öyle de oldu ifadelerini kullandı. Ardahanlılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Arıklı, ne doğduğum yeri ne de doyduğum yeri inkar ederim. Azerbaycan kökenli, Ardahan doğumlu bir Kıbrıs Türk'ü olmaktan gurur duyuyorum dedi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Temasları kapsamında Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs davasının anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen milli ve müşterek bir dava olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya temasları kapsamında Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Kıbrıs sorunu konusunda bilgiler aktardı. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Töre ziyarette, Kıbrıs'ta bir çözümün önünde en büyük engelin Kıbrıs Rumların zihniyetinden kaynaklandığını, Kıbrıs Rumların birçok kez kapsamlı çözüm konularını içeren planlara hayır dediğini anımsattı. Bunun nedeninin Kıbrıs Rumların Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak görmesi, Megalo ideanın peşini bırakmaması olduğunu belirten Töre, bu bakış açılarıyla Rumlar sürekli olarak Kıbrıs'ı Türklerle herhangi bir ortaklığı kabul etmemektedir. Ortak bir devlet anlayışına, ortak bir Kıbrıs anlayışına gelmemektedirler. Zaten biz Kıbrıs'ı Türkleri azınlık olarak görüyor, onları eşit halk olarak kabul etmiyoruz şeklinde cevapları olmuştur dedi. Dünyada tanınmayan ancak bağımsızlığını ilan eden birçok ülke olduğuna işaret eden Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de anavatan Türkiye dışında tanınmadığını, ancak buna rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olmaya devam edeceğini söyledi. Bizim milli davamızdır. Dolayısıyla bu dava müştereken yürütülür. Ayrı gayrı olarak yürütülmez. Türkiye ile birlikte yürütülür. Türkiye'siz zaten biz milli davayı ileri götürmemiz Kıbrıs'ta mümkün değildir. Kıbrıs Rumların hala Kıbrıslı Türklere azınlık olarak baktığını, azınlığın çoğunluğun vereceği kararlara hükmedemez yaklaşımında olduğunu belirten Töre, dolayısıyla Kıbrıslı Türkler olarak bize tek seçenek kalıyor, kendi bağımsız devletimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak dedi. Töre, anavatan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığını ve maddi manevi her türlü desteği sağladığını, dolayısıyla gelecek konusunda bir endişe duymadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ekonomik sıkıntılara da değinen Töre şöyle söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam edecektir. Ama yaşadığımız ekonomik problemler de elbette çok önemlidir. Sosyal sıkıntılar da çok önemlidir. Ama devlet gibisi yoktur. Özgürlükten vazgeçemeyiz. Türk ordusundan ve Türkiye'den asla vazgeçemeyiz. Çünkü bunlar esaslarımızdır. Bunlar kutsal değerlerimizdir. Kutsal değerler bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Milli ve manevi değerlerimize biz sahip çıkmazsak kendi kimliğimizi kaybetmiş oluruz. Alanya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Gaye Coşkun da buradaki konuşmasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halklarının bir ve beraber olduğunu, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine daima destek verdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye Alanya Gazeteciler Federasyonu tarafından plaket takdim edildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya temaslarını tamamlamasının ardındansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'a eleştiri. Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Erhürman'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik eleştiriler yöneltmesinin çok yanlış olduğu belirtildi. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı eleştirdi. Açıklamada Erhürman'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik eleştiriler yöneltmesinin çok yanlış olduğu belirtildi. Erhürman'ın Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokol üzerinden Türkiye'ye yönelik yaptığı savunulan saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, demokrasi kelimesini ağzından düşürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 3 yıl sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden Sayın Tatar'ın istifasını istemekten daha vahim bir talep ve açıklama olamaz denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatan Türkiye'nin her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olması ve her yolda olduğu gibi ekonomik yönden de işbirliğini birlikte yürütmesindeki öneme dikkat çekilen açıklamada 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan bugüne kadar Kıbrıs Türklerine her türlü desteği veren ve güvenliğimizin garantisi Türkiye Cumhuriyeti, Covid-19 döneminde de Kıbrıs Türk'üne sağlık alanında yaptığı karşılıksız desteklerle bunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz. UBP merkezi olarak Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye'ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet ederiz denildi.
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutlanıyor sayın seyirciler. İstanbul'un fethinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu uğurda canını feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla anarak Allah'tan rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında Türk ve dünya tarihine orta çağı kapatıp yeni çağı açan siyasi, sosyal ve kültürel neticeleriyle dünya tarihinin akışının değişmesine neden olan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutlamanın gururunun yaşandığını belirtti. İstanbul'u fetheden büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve minnetle andığını ifade eden Tatar, fethin ardından İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han'ın hoşgörü ve adaletiyle farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline geldiğini kaydetti. Tatar mesajında ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izini günümüze taşıyan, doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla şairlere, yazarlara ve sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, günümüzde iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak gelişmesini sürdürmekte, bu bağlamda dünyanın en gözde şehirleri içerisinde sayılmaktadır ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han ve askerleri olmak üzere bu uğurda canını seve seve feda eden tüm şehitleri sevgi ve saygıyla andı ve Allah'tan rahmet diledi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dernek Genel Başkan Yardımcısı Veli Koreli imzasıyla yayınlanan mesajda şunlar kaydedildi. Türk'ün çağı açıp kapatan kudret ve kuvvetinin tüm dünya nezdinde tescil edildiği mukaddes ve tarihi bir gün olan İstanbul'un fethini 569. yıl dönümünde gururlanıyor. Başta bu kutlu fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tarihe damga vurmuş olan gelmiş geçmiş tüm kahraman ecdadımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel Kurul'un saat 10'da başlayacak yarınki birleşiminin gündeminde Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Yayın Yüksek Kurulu üyeliği adaylarının değerlendirilmesine ilişkin raporu bulunuyor. Sayın seyirciler, İş Kadınları Derneği fırsatları ve tehditleriyle turizmde 2022 konu başlığıyla turizm paneli gerçekleştirdi. Panelde COVID-19 pandemi dönemi sonrasında turizm sektörünün yeniden başladığı süreçte neler yaşandığı, 2022 yılı özelinde sektörün karşılaştığı fırsatlar ve tehditler tartışıldı. İş Kadınları Derneği fırsatları ve tehditleriyle turizmde 2022 konu başlığıyla turizm paneli gerçekleştirdi. Dernekten verilen bilgiye göre moderatörlüğünü ekonomist Fatma Coşar Kınış'ın yürüttüğü panelde Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağner ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü Dekanı Profesör Doktor Hasan Kılıç konuşmacı olarak yer aldı. İş Kadınları Derneği'nde düzenlenen panelde konuşan İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, COVID-19 salgınının hemen hemen tüm sektörlerin planlarını alt üst ettiğini ve en çok etkilenen sektörlerden birinin de turizm olduğunu vurguladı. Panelde COVID-19 pandemi dönemi sonrasında turizm sektörünün yeniden başladığı süreçte neler yaşandığı, 2022 yılı özelinde sektörün karşılaştığı fırsatlar ve tehditler tartışıldı, ekonomik krizin turizm sektörünü nasıl etkilediği, ülkedeki potansiyelin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili görüşler paylaşıldı. Kalifiye çalışan bulmadaki zorluklar, enerji maliyetleri, genel planlama eksiklikleri, ulaşımda giderlerin düşürülmesi gerekliliği, çevre sorunları ve sektörün karşılaştığı benzer problemler hakkında bilgiler sunulan panelde katılımcılara soru sorma ve görüş belirtme fırsatı verildi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı eleştirdi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı değerlendirdi. Oda açıklamasında temel girdilerin bazılarının son bir yılda ortalama %300 zamlandığı, hayat pahalılığının %100'leri aştığı ileri sürülerek yeni vergiler uygulanması halinde işletmelerin buna dayanamayacağını belirtti.
Ülkede ağır ekonomik kriz yaşandığı belirtilen açıklamada mevcut yapı da eleştirildi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği hasat döneminde akaryakıta yapılan zamlardan şikayetçi. Zamları eleştiren Çiftçiler Birliği, çiftçiye yönelik desteklere ciddi artış yapılması gerektiğini bildirdi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği akaryakıta yapılan zamları eleştirdi. Birlik Yönetim Kurulu adına yayımlanan bildiride henüz 2021 yılı desteklerinden kalanları ödenmemişken, hasat dönemi içerisinde hem de tüm giderler yükselirken bir de her hafta yakıta yapılan zamlar artık bizleri bezdirmiştir denildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çiftçiye yönelik desteklere ciddi artış yapması gerektiği belirtilen açıklamada, yıllık mazot desteğiyle 4 litre mazot alınabilirken, bugün devletin mazot desteğiyle 1 litre mazot dahi alınamayacak duruma düştük ifadesine yer verildi. Öncesinde çiftçilere dönüm başına verilen doğrudan gelir desteğinin 12 dolar karşılığı olduğu, ancak değer kaybından dolayı desteğin 3 dolar karşılığına gerilediği belirtilen bildiride, girdilerimizde ters oranda artıyor. 1 litre yakıtı 6 liraya alırken şimdi 22 liraya alıyoruz denildi. Birlik açıklamasında beklentilerinin girdi maliyetlerinde üreticileri koruyacak tedbirler alınması olduğu ifade edildi. Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin 3 aylık yaz dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı. Programda yetişkinler için bilgisayar, temel bilgi dikiş, koza ve patchwork, makrome, takı tasarım ve Türkçe kursu, çocuklar için ise dans, İngilizce ve satranç kursu yer alacak. Özlem Tüylüoğlu'nun haberini Ali Sağdış'ın görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza. Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin Haziran-Ağustos tarihlerini kapsayan 3 aylık yaz dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı. Belediyenin Sosyal İşler Şubesi bünyesinde Girne Belediyesi eski hizmet binasında faaliyette olan Sosyal Yaşam Merkezi'nde yetişkinler için bilgisayar, temel biçki dikiş, koza ve patchwork, makrome, takı tasarım kursları yanında Türkçe kursu düzenleniyor. Çocuklar içinse dans, İngilizce ve satranç kursu yer alacak. Ayrıca program süresince çocuklar için çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, belediyeye çok uygun fiyatlara sunulan hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini ifade etti. Genel anlamda 150 TL'lik bir ücrettir. Ancak tabii ki tamamen imkanı olmayanlar için de gerekli biz destek sağlıyoruz. Yeter ki katılım olsun ve insanlar hem sosyalleşip hem de kendi yaşamlarına katkı sağlayacak çeşitli tecrübe ve bilgiler edinsinler. Evet, şimdi gençlere yönelik de aslında faaliyetler oluyor yazda özellikle. Gençlik platformu oluşturulmuştu. İlk dönemi tamamladı. İkinci dönem için durum nedir? Onlara yönelik de çeşitli etkinlikler olacak mı yaz döneminde? Geçtiğimiz yaz yine Mayıs ayında bir duyuru yaparak gençleri ülke genelinde gençleri bir araya getirip de çeşitli onlarla birlikte program hazırlayıp kentte ve ülkede söz sahibi olup sorumluluk alabilecekleri bir ortam hazırlamayı hedeflemiştik. 50 tane üyemiz olmuştu geçen yaz ve faal bir yaz geçirdik. Kendi yaptıkları programlarla birlikte gerek spor alanında gerek çeşitli çevre ve bunun yanında çeşitli sosyal sorumluluk alanında görevlerde bulundular. Hala daha da gençlerle birlikte çeşitli buluşmalarımız oluyor, toplantılarımız oluyor. Ancak biz yine geçtiğimiz hafta bir duyuru yaparak bu yazın yeni gençlere yine olanak sağlamak istedik. Yeni gençlere çağrı yaptık. Tüm ülke genelinde geçerlidir çağrımız. 15-21 yaş arası gençler bize gelip kaydını yaptırabilirler. Sayın seyirciler, Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Yurttayız. Polis dün gece 5 ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı 5 kişi tutuklanırken 2 iş yeri hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde kumarhaneye girmeleri yasak toplam 126 kişi tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde ise 711 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken 41 araç trafikten men edildi. Polis dün gece 22-3 saatler arasında Lefkoşa, Gazimosa, Girne, Güzelyurt ve İskele'de eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Lefkoşa'da gerçekleştirilen denetimlerde ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa teşvik suçundansa 1 kişi tutuklanırken, izin şartlarına uymadığı tespit edilen 2 gece kulübü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa'da ayrıca kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, trafik denetimlerinde suç işlediği tespit edilen 106 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edildi. Gazimosa'da da eğlence mekanları, gece kulüpleri, restoranlarla marketlerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik denetimlerinde ise suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 4 araç ise trafikten men edildi. Girne'deki denetimlerde de kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 99 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise suç işlediği tespit edilen 312 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 19 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca kontrol maksatlı durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramada, araçlarında tecavüzi alet ve kama bulundurdukları tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Güzelyurt'ta bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde yapılan kontrollerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik denetimlerinde suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı ve çeşitli suçlardan dolayı 5 araç trafikten men edildi. İskele'de ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Suç işlediği tespit edilen 38 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi. Gazimosa'da 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği gençleri hedef alan çalışmalarıyla kentte önemli işlere imza atıyor. Dernek Başkanı Kadir Uçar çalışmalarını ve hedeflerini BRT'ye değerlendirdi. Ülke Akın'ın haberini Mehmet Uzun görüntüledi. Dernekler para kazanma dışında farklı amaçlar düşüncesiyle kurulan yasal örgütlerdir. Geçirmiş olduğumuz 2 yıllık pandemi sürecinde bu derneklerin önemi ve rolü çok daha fazla artmıştır. İşte Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği de bunlardan bir tanesi. Temel amacımız geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlerimizdir. Gazimosa'da faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği SODAK Der Başkanı Kadir Uçar çalışmalarını BRT'ye anlattı. Uyuşturucu dünyanın her tarafında olan uyuşturucu ve ona benzer kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için hem sportif aktiviteler, gençliğin o enerjik zamanında hem de kültürel aktivitelere katılmaları bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Yani onların da geleceği için iyi olur çünkü bu kötü alışkanlıklardan kurtulurlar. Bundan sonraki aşamada da biz inşallah öyle bir şeyler, etkinlik olursa gene gençlerimizin gitmesi taraftarıyız. Türkiye'nin bir de farklı taraf bölgelerine gidiliyor. Ya şimdi bu da Gençlik Dairesi'nin başlattığı bir şeydi. Gençlik Dairesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı. Trabzon'udur, bak Karadeniz'i görüyorlar. Mesela Antalya'ya gidiyorlardı. İzmir vardı. Farklı farklı bölgelerde görüp tanıma, farklı kültürleri tanıma. Derneklerin bir bina sorunu her zaman olmuştur. Yani devlet buna yardımcı olur mu? Yani herkes bir arayış içine girdi. Biz de girdik ama biz de sonuç alamadık. Çünkü derneklerin sürekli bir geliri yok. Devlet tarafından bir desteği yoktur.
Oysa sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamına her şekilde etkisi vardır. Yardım amacı mesela kimisi yiyecek yardım yapar, kimisi kıyafet yapar, kimisi çocuklara dersinde yardımcı olur. Farklı farklı amaçlar olan derneklerimiz var. Biz diyoruz ki her konuda yani elimizden geldiği kadar bizim amaçlarımız topluma faydalı olmak ama belli açılarda gücümüzün yettiği kadar bizim zaten dernek kirası ve hatta başka şeyler derken elektrik su parası şu bu gider. Böyle bunlar giderdir. Herkes de gider. Biz böyle bir çözüm bulduk. Şimdi buraya derneğimizi yerleştirdik. Kiradan tutunmuş olduk. Güzel oldu diye düşünüyorum. Buradan yapmak istediğimiz etkinlikleri burada zaten kararımızı alıyoruz. Bir merkezimiz oluştu. Yani o eski derneğimizi tekrar canlı hale getirdik. İleriki günlerde de inşallah yapacağız, etkinlikler yapacağız. Daha çok görüşeceğiz diye düşünüyorum. Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla oluşturulan Hatay Medeniyetler Korosu konserlerini sürdürüyor. Verdiği barış ve kardeşlik mesajları nedeniyle 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen koroyu yakından tanımaya çalıştık. Özlem Tüylüoğlu'nun haberini Ali Sadıç'ın görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza. Hatay Medeniyetler Korosu seslendirdiği ezgilerle kulağa hitap ederken insanlığa da çok önemli mesajlar veriyor. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü felsefesiyle 2007 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan koro, verdiği barış ve kardeşlik mesajları nedeniyle 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Şefliğini Yılmaz Özfırat'ın üstlendiği ve Medeniyetler Beşiği Hatay'ın çok kültürlülüğünün bir yansıması olan koro, 19 Mayıs'ta Girne'de hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi. Koro şefi Yılmaz Özfırat'tan Medeniyetler Korosu'nun kuruluşu, felsefesi ve hedefleri hakkında bilgi aldık. Dünyanın çok farklı noktalarında konserler vermiş bir topluluktur. Bugüne kadar 1000'den fazla konser gerçekleşmiştir. Yaklaşık bir 10 milyon bir seyirciye ulaşmışızdır. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan Kongresi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde gibi farklı enstansesi olan noktalarda konserler vermiş bir topluluktur. Tek bir hedefi vardır. Bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya gösterip akan gözyaşı ve kanın savaşların son bulmasına amaç sağlamaktır. Koroda görev alan Edip Harak ve Dayana Beytaroğlu da Beret'e konuştu. Aslında biz Hataylılar zaten doğduğumuz zaman bu hoşgörünün içine doğuyoruz. Dolayısıyla çevremizde bu hoşgörü zaten hep vardı. Ama bunu müzikle anlatan bir koro da varmış. 10 yıl öncesinde ben bununla tanıştım. Dolayısıyla benim dünya görüşümü de tamamen yansıtan bir koroydu. Dolayısıyla adapte olmam hiç zor olmadı. Birlikte müzik yapıyoruz, birlikte şarkılar söylüyoruz. Birlikte yaşama kültürünün ne olduğunu dünyanın geriye kalanını anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir misyonumuz var. Hem keyif alıyoruz hem de insanlara bakın birlikte nasıl yaşanır. Hoşgörüyle nasıl birlikte hayattan keyif alınır onu göstermeye çalışıyoruz. Ortak dil olarak da müziği kullanıyoruz. Böyle ben uzun zamandır takip ediyordum dediğiniz gibi kesinlikle verdiği mesaj çok belli. Hani beraber kardeşçe yaşama kültürünü insanlara entegre etmek yani insanlara göstermek amacıyla kurulmuş bir koro. Ve yani biz de Hatay bölgesinde dediğiniz gibi Kıbrıs'ta da aynı şekilde Hatay bölgesinde işte Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sunnisi hep beraber kardeşçe yaşıyoruz. O yüzden böyle bir faaliyette bulmak, böyle bir koroda bulmak benim için gurur verici. Böyle konserlere gelmek, insanların tepkilerini güzel, geri dönüşlerini almak daha güzel. Ben çok mutluyum. Yani yaklaşık dediğim gibi 5 yıl önce karar verdim böyle bir koroya girmeye. Öncelikle bir eleme oluyor, eleme süreci falan oluyor. Daha sonrasında koroya girdim ve şu an ikinci ailem gibi oldu. Yani ailemden daha çok görüyorum. Haftada bir gün çalışmalarımız oluyor. Hafta sonları cumartesi günleri kültür merkezinde konserlerimiz oluyor ve onun dışında şehir dışı konserlerimiz. Koro seslendirdiği ezgilerle barış, sevgi ve kardeşlik mesajları veriyor.
Hava sıcaklığı yükseliyor sayın seyirciler. Alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 28 Mayıs-3 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre periyot süresince hava genellikle açık, bazı günler az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyretmesi beklenen ülkemizin ormanlarında sıcağa bağlı olarak yüksek yangın riski bulunuyor. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, periyot süresince 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.